Bazı inancı zayıf olan kimseler peygamberin Miraç hadisesine inanmıyorlar. Miraç hadisesine inanmamak küfre vesile olur mu? Miraç ile İsra birbirleriyle ilgili oldukları için kısaca her ikisini açıklamak icap eder. İsra lügatta gece vaktinde yürütmek anlamını ifade eder. Istilahta ise peygamberi gece vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmektir. İsra hadisesi Kur'an-ı Kerim'in nasıl ile sabit olduğundan onu inkar etmek küfürdür. Miraç ise lügatta merdiven gibi yükseğe çıkmak için vasıta olan şeydir. Istilahta ise peygamberin Mescid-i Aksa'dan semalara ve alemi ulviye çıkmasıdır. Miraç olayı peygamberin hadisiyle sabit olmuştur. Ancak hakkında varit olan hadisler mütevatir değil, meşhur ve ahat olduklarından miraçı inkar eden kimse kafir değildir. Bidatçıdır. Ulemanın çoğu Necim suresinin miraca delaleti kat'i değil, zanni olduğunu söyler. İsra ile Miraç ruh ile mi yoksa ruh ve cesetle mi olmuştur? Bu hususta ihtilaf vardır. Ehli sünnet vel cemaatin kahir ekseriyetine göre İsra ile Miraç ruh ve cesetle olmuştur. Ruh ve cesetle oluşları tuhaf görünse de uzak görmemek lazımdır. Bütün mucizeler böyle yani harikulade ve tuhaf şeylerdir. Ayrıca Yer ve gökleri yaratan Allah'ın kudretine nispet edildiği zaman Miraç hadisesi küçücük bir olaydır. Peygamberlik davası bundan daha garip görünen bir temele dayanır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyaya şöyle ilan ediyordu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Cebrail benimle Allah arasında bir vasıtadır. Bana vahiy getirir. Bu hayattan sonra ahiret hayatı vardır ahiret hayatını kurtarabilmek için bana tabi olmak icap eder. Bana tabi olmayan kimse mutlaka ziyandadır. Ahiret aleminde cennet ve cehennem vardır. Bana inananlar cennete, inanmayanlar cehenneme gideceklerdir. Bu söz ve iddialar bir şahsın Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan da gökleri gittim demesinden daha büyüktür. Hazreti Ayşe, Hazreti Muaviye, Hazreti Enes, Hazreti İkrime ve Hasan el Basri'nin bir rivayetine göre Hazreti Peygamber'in İsra ile miracı ruhani yani rüyayı sadıka ile olmuştur. Bizim inancımız ehli sünnet vel cemaatin kahir ekseriyetinin çoğunluğunu inancı gibidir. Bir meselede icma veya icmaya yakın büyük çoğunluğunun kararı olursa onu kabullenmek lazımdır. Ayrıca bu olay rüyada vaki olsaydı inanmayan kimselerin tepkisine vesile olup da onların mürted olmalarına sebep olmazdı. Bununla beraber İsra ile Miraç hadisesinin rüyada vaki olduğuna inanan kimse için kafir veya müptedidir diyemeyiz. Hülasa ehli sünnet vel ve cemaatin görüşüne göre İsra Miraç ruhen ve ceseden vaki olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşer gücüyle bunu yapmamıştır. Uzaydaki milyonlarca yıldızları yaratıp gezdiren Allahü Teala yapmıştır ve kendisi için gayet kolaydır. İsra hadisesini inkar eden kimse kafir, miracı inkar eden ise ehli bidattır.